Manşete hoş geldiniz. Siyaset hareketlendi. Artık eğer 14 Mayıs'ta gidilecekse seçime 3,5 ay var. Öyle olduğu ifade ediliyor 14 Mayıs'ta. Gidileceği ifade ediliyor. 1950'yi nispet yaparak yeter söz milletin. Buna bakacağız ve elbette altılı masa toplantısından çıkan kararlara bakacağız. Ama önce altılı masadaki e, ve altılı masadan verilen fotoğraflara bakalım ve elbette çokça hadise var. Dünden bugüne ve elbette önümüzdeki günlere de ışık tutacak. Onları da hep beraber değerlendirmeye çalışacağız. Ama önce neden KC'de hala umut var yazdım. Aslında onun başında enseyi karartmayın da olması gerekiyordu. Yerimiz dar olduğu için enseyi karartmayın hala umut var'ın sadece ikinci bölümünü aldım. Umutlanmak için çok neden var. Ve özellikle bundan sonraki yayınlarda da. E, negatif konuların üzerinde çokça fazla tepilmeyi düşünmüyorum. Nedeni şu 3,5 ay var ve bu noktadan sonra eğer e, e, bir şeyleri değiştirmeyi e, düşünüyor ve bir şeyleri değiştirmeyi amaçlıyorsak niyetimiz buysa e, bu doğrultuda eee bir manada çok sevmediğim bir kelime ama sorumlu davranmak, sorumlu bir yurttaş gibi davranmak icap ediyor. Elbette olumsuzlukların elbette negatif konuların altını çizmek ve o konularda da uyarıcı yayınlar yapmak, ilk hazlarda bulunmak gerekiyor ama bu konuları büyütüp her şeyin başı sonu buymuş gibi e, davranmamak da icap ediyor diye düşünüyorum. O arada bir kere daha hatırlatayım. E, Aralık başında e, gerek gündemdeki ağırlık, gündemdeki rehavet, gerekse işte yılbaşı arefesi olması, yeni yıl arefesi olması veya yeni yıl tatiliyle ilgili meşguliyetler söz konusu olunca biraz da kendime vakit ayırayım, dinleneyim diye düşündüm. Haftada ikiye düşürmüştüm yayınları. Şimdi artık gündem hareketlendi ve haftada iki yayın yetmiyor. Dikkat ederseniz son yayınlar biraz uzun oldu bu nedenle. Ondan dolayı tekrar haftada dörde çıkarıyorum yayınları manşet yayınları artık haftada 4 gün olacak pazartesi salı çarşamba istirahat perşembe cuma biçiminde olacak ama ekstra gelişmeler olursa elbette ekstra bir 5. 6. programda yapılabilir çünkü gerçekten 3.5 aylık zorlu yorucu bir maratona giriyoruz biz gazeteciler açısından da böyle tabi elbette yükün büyüğü Ağırlığın büyüğü e, siyasetçilerde olacak. Onlar için 7-24 bir mesai söz konusu. Tabii yaparlarsa. Şimdi altılı masadan verilen fotoğraflar öncelikle e, son derece dikkat çekiciydi. Bu defa e, verilen fotoğraflarda gülen yüzler dikkat çekiyordu. Ben bütün bu fotoğraflara baktım. Adeta belki de liderler söz birliği etmişçesine. Daha evvelki e, zirvelerde verdiğimiz fotoğraflarda biraz... E, ...somurtan ifadelerimiz yansımış olabilir ama bu defa e, öyle olmasın demiş gibilerdi. Ve herkes e, gülümsüyordu, gülüyordu. E, hatta e, Meral Akşener belki de ev sahibi olduğu için bütün fotoğraflarda neşeli hali e, dikkatlerden kaçmadı. Bu fotoğraflarda e, Meral Akşener'in ev sahipliğinde e, gerçekleşen altılı masanın 11. toplantısında çekildi. Bir önceki toplantıda altılı masa gerçekten... E, son derece e, net kararlar almıştı. İki önemli kararı mühimdi ki bunu zaten e, o yayını değerlendirdiğim manşet programında da söylemiştim. İlki 6 Nisan'dan önce eski kanunla gidilecek erken seçime varız ama 6 Nisan'dan sonra gidilecek hiçbir erken seçimde yokuz. Bizden o konuda bir adım atmamızı beklemesin iktidar demişlerdi ve bunun arkasında durdular. İkinci olarak da iktidarın getireceği tamamen siyasi başörtüsü ile ilgili anayasal düzenleme konusuna da girmeyeceklerini, kendi tekliflerini getireceklerini ama kendi teklifleri üzerinde bir uzlaşma olmazsa da bu konuya girmeyeceklerini söylemişlerdi. Nitekim kendi teklifleri, ne iktidar dikkate bile almadı haliyle komisyon toplantısında bu anayasa çalışmalarından çekildiler ve tabir yerinde ise iktidar iot gibi ortada kaldı. Bu böyledir. Yani siz gerçekten yani iktidarın Böyle bir zayıflığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi en önemli meşruiyet alanı ve siz ben yokum dediğinizde iktidar ne yapacağını bilemiyor. İstediği kadar kendi medyasında suçlasın, masadan kaçtılar. Efendim zaten onların niyeti buydu falan desinler. Orada bir şaşkınlık yaşıyorlar. Keşke muhalefet geriye doğru 4,5 yıl boyunca bunu yapabilseydi. Geriye doğru 4,5 yıl boyunca iktidarın dümen suyunda gitmeseydi. Hemen her konuda Neyse ki bu noktadan sonra seçime kadar bunu uygulayacaklar. O açıdan da sevindirici. İki sayfalık bir metin var. Bu metni dikkatle okudum. İki kere okudum. Üzerinden geçtim. Acaba bu metinde altı çizilecek olan konular nelerdir diye baktım. Ve burada da iki üç konunun altını çizdim sizin için. Bu metni okumanıza veya bu metinden nasıl bir anlam çıkarmamız gerekiyor demenize gerek yok. Ben sizin için bunu yaptım. Ve işte görüyorsunuz altını çizdiğim satırları da ekrana getiriyorum. Sarı, yeşil ve kırmızı olarak 3 ana konu belirledim. Ve bu 3 ana konuda altılı masa mühim bir duruş sergiledi. Bir önceki toplantıyı bir aşama daha ileri götürdü. Şimdi başlayalım. Sarı metinde... Kesinlikle ve kesinlikle Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına sarı ile işaretlediğim paragrafta kesinlikle ve kesinlikle Erdoğan üçüncü kez adaylığına kapıları kapadı. Ve Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı hukuksuzdur. Anayasal değildir, gayrimeşrudur dedi altılı masa liderleri. Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Çok net ifadelerde, ifadelerle, demokratik anlamda, anlamda, siyasal anlamda ve hukuki anlamda bu işe e, karşı çıktıklarını gösteriyor. Devamla yeşil e, bölümde şunu söylüyor. Bununla beraber deyince zaten anlıyorsunuz lafın gelişinden. Yani Erdoğan her şeye rağmen aday olabilir. Ee, ...biz bunun anayasal olmadığını, bunun bir yetki gaspı olduğunu söylüyoruz... ...ama her şeye rağmen kurumlarıyla, kurallarıyla, ne bileyim işte YSK'sıyla... ...şununla bununla böyle bir karar alıp Erdoğan bir kere daha adaylığını ilan edip yürüyebilir. Öyle bir o durumda da biz Erdoğan'ı sandığa gömeceğiz diyor. Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçime... ...halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla, ülke sevdamızla hazırız diyor. Yani bir anlamda 14 Mayıs'ı da içimize sindirdik. Ee, her ne kadar hukuksuz da bu yarışa girse Erdoğan biz bunun altını çiziyoruz fakat onu sandığa gömeceğiz diyor e, altılı masa liderleri. Şimdi geçelim üçüncü bölüme. Toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk diyor. Altılı Masa liderleri. Burada Millet İttifakı vurgusu önemli. İlk defa Altılı Masa metnine Millet İttifakı girdi. Millet İttifakı neydi? 2018 seçimlerinde parlamento seçimleri söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanlığında değil parlamento seçimlerinde İYİ Parti ve CHP ittifak yapmışlardı ve bu ittifaka Saadet Partisi ve Demokrat Parti de katılmıştı ki zaten bu nedenle Saadet Partisi'nin de Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin birer ikişer milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti ama İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geniş bir grup kurabilmişlerdi. Bu cümleyle Millet İttifakı çatısı altına bu dört partinin dışında Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın Deva Partisi de eklemlenmiş durumda gene bu satırda Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi konuştuk diyorlar. Nasıl belirleyeceğimizi konuştuk var ama nasıl belirleneceğine dair bir detay yok. Keşke o da olsaydı ama belli ki artık bunun belirlenme aşamasına gelinmiş ve ortak Cumhurbaşkanı adayı konuşulmaya başlanmış. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yeter söz milletindir diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır diyerek bir kere daha Millet İttifakı'na vurgu var. İki, ee, slogan olarak yeter söz milletindir. Gene benimsenmiş iktidardan rol çalma var burada. Yeter söz milletindir esasen muhalefetin sloganıdır diyor. Ki zaten yeter söz milletindir dediğinizde yeter söz millet ittifakınındır gibi bir şey de ortaya çıkıyor. Haliyle gerçekten Erdoğan'ın neden böyle bir sloganı ve hangi akla hizmet seçtiği ayrı bir hikaye. Ayrı bir garabet orada da bir iletişim sıkıntısı var. Fakat cümlenin ilk iki kelimesine dikkatinizi çekiyorum. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı diyor. İşte bu da Cumhurbaşkanı'nın kaçıncı Cumhurbaşkanı olduğu tartışmasını noktalıyor. Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı. Her ne kadar şu anda ikinci dönemini yaşıyor olsa da, her ne kadar üçüncü dönem seçilme ihtimali olsa da bu şeyi değiştirmiyor. Sıralamayı değiştirmiyor. Bu önündeki Cumhurbaşkanlığı numarasını değiştirmiyor. Nitekim anayasalar değişmiş olsa bile birden fazla kez seçilen Atatürk Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı. Birden fazla kez seçilen İnönü ikinci cumhurbaşkanı. Birden fazla kez seçilen Celal Bayar Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanı olarak kabul ediliyor. Her seçildiğinde 4 5 6 eklenseydi şu anda rakam 20'yi bulmuştu belki daha da geçmişti. Haliyle sonraki dönemde yani Celal Bayar'dan sonra Cevdet Sunay'la Cemal Gürsel ve Cevdet Sunay'la beraber cumhurbaşkanlığı e, seçim sistemi anayasal olarak değiştirildi ve tek döneme düşürüldü. Dolayısıyla sonra gelen cumhurbaşkanı yani 3. Cumhurbaşkanı'ndan sonra gelen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tek dönem olarak gittiler. İkinci bir dönem söz konusu değildi. Benzer bir durum Tayyip Erdoğan için de geçerli. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dü. Ondan görevi devraldı. 12. Cumhurbaşkanı oldu. Kaç dönem yaparsa yapsın o 12. Cumhurbaşkanı'dır. Ve ondan sonra seçilecek kişi ...kişi değişince numara değişir... ...13. Cumhurbaşkanı olacak diyor... E, ...Millet İttifakı böylelikle... ...13. Cumhurbaşkanı, 13 mi, 14 mi, 15 mi... ...ona da bir anlamda... ...noktayı koymuş oluyor... ...bir sonraki toplantı Temel Karamollaoğlu'nun... ...Saadet Partisi Genel Başkanı el sahipliğinde... ...13 Şubat günü yapılacak... ...o arada 30 Ocak'ta... ...bir kapalı toplantı... ...kapalı salon toplantısıyla... ...bir vizyon belgesi, bir yol haritasının... ...açıklanması söz konusu buna da işaret ediliyor ama sonrasında gene bir iki hafta sonra 13 Şubat toplantısıyla artık Millet İttifakı toplantılarını artık böyle söylemek icap edecek. Çünkü altılı masadan Millet İttifakı'na evrildi konu. Millet İttifakı belli ki iki haftada bir toplanacak. Ayda en az iki toplantı yapacak. Daha da sık yapabilir. Bu anlama geliyor. O arada Sosyalist Güç Birliği ki bir başka ittifak. Onlar da birkaç haftadır bu kampanyayı yürütüyorlar. Orada değinmeden geçmek olmaz. Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olamaz. E, kampanyası yapıyorlar. Belli ki muhalefet farklı ittifak çatıları altında olsalar da en büyük ittifak Millet İttifakı olabilir ama Sosyalist Güç Birliği Sosyalist Güç Birliği de önemli. Başka ittifaklar da çıkabilir. Onlar da önemli. Onların da bunun altını çizmesi Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması hukuksuzdur demeleri AKP artı MHP'yi yalnız bırakıyor bu konuda ve elbette uluslararası meşruiyet anlamında da sorun manasına geliyor. Muhakkak kara kara düşünüyorlar her ne kadar sözcülerine söyleseler de şu anda Cumhurbaşkanımız ilk dönemini işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk dönemini hüküm sürüyor İkinci kez aday olacak deseler de buna hiçbir anayasa hukukçusu prim vermiyor. Okuduğum hiçbir anayasa hukukçusu aklı başında hiç kimse buna prim vermiyor sadece AKP'de birkaç sözcü Mustafa Şentop Bekir Bozdağ gibi. O arada e, CHP'nin e, Genel Merkez binasına "Yeter Söz Milletin" e, sloganı bu şekilde artık pankart yapılmış ve asılmış. CHP'nin e, Genel Merkezi burası. Böylelikle de e, Altılı masa toplantısıyla aynı gün e, bu. E, Pankartın asılması e, devasa e, son derece önemli bir mesaj. Tabi e, Yeter Söz Millet'in e, meselesine dair bir e, minik parante e, parantez açmama izin verin. Esasen 14 Mayıs 1950 Demokrat Parti bu sloganla seçim kazandı deniyor ama doğru. Fakat esasen bu slo e, slogan Demokrat Parti'nin 1946 seçimleri sloganı e, ve... E, e, Demokrat Parti yeni kurulmuş ve o sene gidilecek seçime 47'de yapılacakken seçim Demokrat Parti 46'nın başında kuruluyor ve CHP Demokrat Parti kendine gelemeden hemen ülkeyi seçime götürüyor. Selçuk Milar ressam o yapıyor Demokrat Parti'nin şu meşhur yeter söz milletindir afişini Selçuk Milar'a yaptırılıyor ve 1946 afişi olarak bu bütün işte görülebilecek halkın görülebileceği yerlere asılıyor çoğaltılarak. Bunun yanına da Atatürk'le İsmet'in önünün e, tasvir edildiği e, gene resimli bir afiş eee CHP ve DP Demokrat Parti afişleri olarak yan yana yarışırken e, CHP'liler e, burada bir absürtlük var, burada bir sıkıntı var. Çünkü e, yeter söz milletindir derken Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye karşı bir durum gibi söz konusu olabiliyor. Burada da bir e, yani rejim açısından bir sıkıntı olabilir e, diyerek bir sonraki seçimde seçim kanunu değiştiriyor CHP ve e, bundan sonra diyor seçimlerde e, ki ilanlarda, afişlerde resim kullanılmayacak. E, fakat Demokrat Parti yeter söz milletindir sloganını 1950 seçimlerinde de kullanıyor ve öylelikle seçimi kazanıyor. Yeter söz milletinle milletindirle ilgili anekdotu anekdotun yani parantezi böylelikle kapatalım. Şimdi devam edelim. E, milliyet'te yayımlanan Mehtap Gökdemir isimli bir kulis haberinde CHP iktidar hareketinden Kılıçdaroğlu'na aday ve ön seçim raporu isimli bir çalışma yapılmış anket çalışması yapılmış. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması seçmendeki güveni artıracaktır denmiş. Kürt seçmenin tercihi iktidar anahtarıdır. Kılıçdaroğlu Kürtlerin oylarının çoğunluğu alabilir deniyor. CHP iktidar adayı, iktidar hareketi Cumhurbaşkanı adayımız kim olmalı anket çalışmasında ve bu parti içinde paylaşılıyor. Bu bilgi önemli, bu kulis önemli. Yine Eren Erdem, CHP'de milletvekili değil ama öteden beri CHP'li ve genel merkeze yakın bir isim. Günlerdir çeşitli mecralarda CHP masaya sürpriz bir isim önerecek gibi haberler yapılıyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. CHP'nin altılı masaya tek önerisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur deyip bunun da altını dolduran bir dizi tweet attı. Pek çok artık e, işaret var ki ilan edilmemiş aday gibi Kemal Kılıçdaroğlu e, Ekrem İmamoğlu yarıştan düştü bilinen nedenlerle. Mansur Yavaş e, Cumhurbaşkanımız diyerek e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu birkaç gün önce Ankara'da ayakta alkışlattı. Haliyle şu anda tek adaya düşmüş gibi bir hal var. CHP'liler de zaten bunu saklamıyor. Fakat dönelim İyi Parti'ye. İyi Parti'de tam da altılı masa toplantısının olacağı gün kurumsal ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Habertürk'te Nagiyen Alçı'ya bir söyleşi verdi ve orada e, İyi Parti'nin Ekrem Bey'den yana, Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır aldığını ve masaya Kılıçdaroğlu'nun ismi gelirse İyi Parti'nin buna karşı çıkacağını ve kendi adayını getireceğini söyledi ve bunu aynı söylesi, söyleşi içerisinde en az 2-3 kere farklı cümlelerle tekrar etti. Haliyle Maksadını aşan bir ifade yok, bir yanlış anlaşılma söz konusu bile olamaz. Gene devamla asıl istifasına neden olan şu sözleri söyledi: "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz." dürüst değil mi diye soruyoruz. Dürüst diyorlar. Devlet tecrübesi yok mu diyoruz? Var diyorlar. E o zaman e ama olmaz. Ama olmaz deyince ya zaten yazar da o notu düşmüş. Paçacı üzülerek toplumdaki mezhepsel ön yargılara işaret ediyor diyor. Yani ama Alevi. Ondan dolayı olmaz. Dürüst mü dürüst. Devlet tecrübesi var mı? Var. Fakat işte mezhepsel neden bu açıklama, bu manaya gelen açıklamadan dolayı Can Paçacı bu söyleşi çıktıktan saatler sonra duyulduktan ve gerçekten tam da altılı masa toplantısının olduğu gün büyük bir infaleye ulaştıktan sonra e, şeyden istifa etti. İyi e Parti'den istifa etti. E, adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiğim demecin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Yani maksadı aşan yorum falan yok. Ne söylediniz ortada. Maksadı aşan ifadelerde bulunmayacaksınız o zaman. Öyle beylik, öyle beylik cümleler kuruyor ki Cihan Paçacı o söyleşide. Sanırsın Altılı Masa'nın bir lideri ve Altılı Masa kendisine yetki vermiş ve o yetkiyle konuşuyor. Ya da Altılı Masa dağılmış, çatlamış, çıkışta bir açıklama yapıyor gibi filan. Gerçekten kabul edilebilir değildi ki zaten onu da pozisyonuyla ödedi. O arada tam da Altılı Masa toplandığında biraz önceki fotoğraflar çekilmeden evvel İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener kurmaylarıyla bu pozu verirken bu karede şey de vardı. Cihan Paçacı da vardı. Burada da görülüyor. Hatta burada biraz daha ifadesi düşünceli. E, bu fotoğraflar çekildikten sonra muhtemeldir ki tam olarak zamanlamasını bilemiyoruz. Cihan Paçacı istifasını açıkladı ve genel merkezden ayrıldı. Evet böylelikle bir krizde e, kapanmış oldu. Ya da başlamadan e, Meral Akşener'in inisiyatifiyle sonlanmış oldu. O açıdan da İyi Parti'nin böyle bir inisiyatif alması önemliydi. Diğer partilerde bu inisiyatif veya bu... Çabucak önlem alma ve hariçten gazel okuyanların bir anlamda haddinin bildirilmesi falan biraz zaman alıyor veya kolay kolay pozisyonlar feda edilmiyor ama iyi parti bu konuda ne kadar hassas olduğunu göstermiş oldu. Ali Babacan'ın çıkışı önemli. Erdoğan yeniden aday olursa yani adaylık dilekçesini verirse biz de deva Partisi olarak aynı gün itiraz dilekçemizi YSK'ya vereceğiz diyor. YSK şöyle karar alsın, böyle karar alsın. Önemli değil. Hakem taraf mı tutuyor? Biz hakemi de yeneceğiz demiş ee, şey Ali Babacan. Onun için bu çıkış önemli. Yani e, ne olursa olsun e, umutsuz olmamak ve e, müracaatınızı yapıp kayda geçmek icap ediyor. Benzer bir durum Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerli. Neden öyle bir talihsiz ifadeye imza attı bilmiyorum. Yani siz Sadat'a giderken Sadat'ın kapıyı açacağını mı düşünüyordunuz? Hayır ama gittiniz orada açıklamanızı yaptınız ve döndünüz ve ses getiren bir eylem oldu değil mi? Kastettiğim bu. İh, İhsan Dağı'nın e, e, tespiti önemli. E, Medyaskopa verdiği röportajda o röportaj oradan okunabilir. Artık diyor AKP alttan gelen toplumsal ve siyasal bir hareket değil. Tam tersi alttan gelen toplumsal muhalefeti, Devlet, medya, ekonomi araçlarını kullanarak bastırmaya çabalayan ekonomi politik bir güvenlik örgüsü. O artık ekonomi politik bir örgü. Seçimlerde dayanağı da bu demiş. E, tüm görüşlerini medyaskopta okuyabilirsiniz. O arada YSK Başkanlığı'na Ahmet Yener seçilmiş. Yeni 5 üyede görevine başlamış filan. Üyelerin çoğu ve başkan dahil hepsi milli görüş kökenli, AKP kökenli, AKP'ye yakın isimler. Nasıl olmasın ki sadece bir mühim not. E, Ahmet Yener YSK Başkanı olmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyiymiş. Yani Ahmet Yener de 2020'de YSK yerine getirilmiş, şimdi 2023'te Başkan oluyor. Metin Yener de Haziran 21'de 2021'de Mecliste yapılan oylamayla Sayıştay Başkanı seçilmiş. Mecliste yapılan oylamayla Sayıştay Başkanı nasıl seçildi? AKP-MHP'nin oylarıyla. İki kardeş biri Sayıştayın başında, öbürü Yüksek Seçim Kurulu'nun başında. Yani devlette her noktayı tutmuş bir iktidarla ...bir anlamda harbe giriyorsunuz. Bunu göstermesi açısından da önemli. YSK'ya... ...sunacağınız her türlü itiraz dilekçesinin... ...sonucu da 3 aşağı beş yukarı belli. YSK'nın bu seçimleri nasıl yöneteceği de belli. Tüm bu... ...alternatifler, tüm bu ihtimaller... ...hesaba katılarak... ...bir seçim mücadelesine girmek durumunda... ...Millet İttifakı... ...artık Millet İttifakı diyoruz... ...Millet İttifakı... İstanbul'da lokal olarak 2019'da nasıl yakapaçı olunduysa ve seçimler bir kere de yenilenerek haksız hukuksuz biçiminde ve güçlü bir şekilde İstanbul alındıysa benzer bir biçimde tüm sandıkların tutulması ve e, partilerin e, seçmen listelerini oy, o ne bileyim oyları şunu bunun hepsinin neyse sağlamasını alması icap ediyor. Sadece İstanbul'da değil bütün yurt satında. Her yeri tutmuş durumdalar. İşte Ebu Bekir Şahin de 6 yıl sonra bir kere daha Rütük Başkanı oldu. Şimdi iktidar e, hem mevzileri kontrol ediyor bu seçim savaşına girerken hem de Belli yerdeki isimleri değiştiriyor. Belli yerdeki isimlerle tamam senden eminiz seninle giriyoruz bu savaşa diyor. Onlardan biri de Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin ve bu süreçte rütün nasıl acımasız ve nasıl astı astı kestiği kestik bir özellikle televizyonlara veya işte internet erişim araçlarına nasıl muamele edeceğini göstermesi açısından da önemli. CHP Milletvekili Zonguldak. Deniz Yavuz Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Erdoğan'a 3 e, S600 Guard veya Guard nasıl okunuyorsa artık e, Mercedes alındığını e, gündeme getirmiş bilmem ne kadar şey filan. Yani iktidar hiç değişmeyecekmiş gibi yaptığı alımlarla yaptığı atamalarla ve aşağıya doğru dallı budaklı kadrolaşmasıyla ben devam edeceğim kolay değil beni buradan indirmeniz diyor böyle bir hazırlık. Orada enteresan bir e, haber var. Wall Street Journal'da çıktı bu dün ve bu çok fazla dikkate gel e, e, dikkate gelmedi ve ülkede muhalif diyen e, gazeteciler de bunun üzerinde durmadılar. Bu haber özetle şu. E, Amerika'nın ve NATO ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları var ve Türkiye bu yaptırımlardan fiili olarak muaf tutuluyor. Yani bir anlamda Türkiye'nin yaptırımlara uymaması göz ardı ediliyor. Rusya ile ticareti var, Rus turistler Türkiye'ye girip çıkıyor filan. Fakat o arada Rus uçakları da Türkiye havalimanlarına iniyor kalkıyor. Ama bu Rus uçakları Boeing. Yani Amerikan malı Rus uçakları. Şimdi Rusya yaptırımları çerçevesinde Rusya her ne kadar Boeing uçaklarını kullansa da Amerika yaptırımlar çerçevesinde bu uçakların yenilenmesi, tamiri, bakımı gibi hizmetleri vermiyor. Peki bu hizmetler nerede veriliyor? Türkiye'deki Boeing hangarlarında veriliyor. İşte bundan rahatsızlığın altını çizen bir haber bu Wall Street Journal'da. Ve... E Boeinglerin, Rus Boeinglerin, Rus hava yollarına ait Boeing uçaklarının Türk hava semalarında uçmasına, Türk havalimanlarına inip kalkmasına izin verilmemeli ve bu Boeingler, bu Boeinglerin tamiri, bakımı Türkiye'deki hangarlarda yapılmamalı diyor. Amerika bunu tespit etmiş ve raporlamış. Üst düzey yetkililer de bu konuda, bu konunun takipçisi olacağının işaretlerini veriyorlar. Bu haberi Türkiye basınında görmediniz, okuyamazsınız, okumayacaksınız da. Evet, böyle de bir durum var. Selahattin Demirtaş bir grup gazeteci, akademisyen, sanatçı, düşünür sorularına cevap vermiş Edirne cezaevinden ve orada 2-3 konunun altını çizmiş son derece önemli. Erdoğan seçimle geldi, seçimle gidecek. Başka bir ihtimal yoktur. 4 ay daha bekleyeceksiniz diyor. Bu seçim Erdoğan'ın bu seçimde gitmesi mümkün mü diye soru gelince seçim sonucunu tanımayan olursa halk da onu tanımaz. Darbe yapmaya kalkanın sarayını başına yıkar. Erdoğan'ın yerinde olsanız Avrupa'nın hukukunu dikkate alır mıydınız? Erdoğan da dikkate ve ciddiye almıyor bizimle ilgili ahim kararları falan uygulanmıyor demiş. Benim ve bizim gibi insanlar için bir şeyler yapmak istiyorsanız yani Cezaevindeki tutsakları kastediyor. Kendi hükümetlerinizin iki yüzlülüğünü teşhir edin, onların sömürü politikalarına karşı çıkın diyor Avrupa'dan kendine soru soran gazeteci akademisyen grubuna. Siz bizi kurtaramazsınız belki, biz de sizi ama birlikte mücadele edip birlikte kurtulabiliriz. Yani ya hep beraber ya da hiç demişti diyor. Daha, daha önce de muhalefete dönük, altılı masaya dönük verdiği mesajda ya içerideyiz birlikte ya dışarıda demişti kazanırsak dışarıdayız ama kazanamazsanız hep beraber içerideyiz. Benim yan koğuşumda sizin de yeriniz ayrıldı manasına gelen bir tweetti. Orada arada Euronius'a konuşmuş HDP'de güçlü bir siyasetçi Meral Danış Beştaş. HDP kapatılsa bile bizim bir seçeneğimiz değil çok sayıda seçeneğimiz var bir partiden girip tekrar HDP'li seçmen ve Türkiye'den o isteyeceğiz HDP'siz bir iktidar demiyorum HDP'siz bir Türkiye parlamentosu olmayacak HDP'siz bir Türkiye geleceği olamaz demiş evet orada tabii Anayasa Mahkemesi, HDP davasının, kapatma davasının görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebini de reddetti. HDP'ye daha evvel biliyorsunuz, hazine hesabına, bloke kararına karşı bloke, blokaj koymuştu. Bunun için 15 gün süre verdi. Bütün bunlar, yani Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı fiilen... Halkların Demokratik Partisi'nin parti olarak seçime girmesinin önünü kapatıyor. İşte tam da bu anlamda, tam da bu aşamada Meral Danış Beştaş'ın bu çıkışları önemli. Kapatılsa bile bizim bir seçeneğimiz değil, çok sayıda seçeneğimiz var diyor Meral Danış Beştaş. Bu arada HDP bir bağış kampanyası başlattı. Pervin Buldan videolu bir mesaj koydu. Yine İBAN numarası paylaştı Selahattin Demirtaş. Haliyle hazine yardımına bir lokaş kondu ama partilerin desteğiyle bir seçim kampanyası götürmeyi planlıyor genel merkez. Yerimiz dar. Ee, çok fazla e, bahsedecek, detaylara girecek e, vakit ayıramayacağım bu programda ama sadece birkaç satırla geçeyim. Olcay Kılavuz'la fotoğrafı görülen Tolga Han Demirpaş ve diğer iki isim önce gözaltına alındılar. Sonra tutuklandılar Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında. Bu önemli çünkü Sinan Sinan Ateş cinayetini organize eden Doğukan Çep, Hasan Ferit Gedik'i öldürmek ve pek çok suçtan bunun arandığı ortaya çıktı. Gene tetikçi Eray Özyağcı'nın e, hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Bütün bunlar olurken, e, bu isimlerin yani bu tetikçileri e, oraya götüren, e, oradan kaçıran e, bir anlamda e, yardım ve yataklı yataklık eden bu eyleme, bu suikaste isimlerin elini kolunu sallayarak dolaşması, M.P. genel merkezine yakın oldukları saykiyle e, tuhaftı, enteresan bir mekanizma harekete geçti. İlk iki hafta biraz hareketliydi, sonraki iki hafta biraz durulmuş gibiydi ama belli ki MHP'nin de, MHP Genel Merkezi'nin de yönetemediği bir mekanizma bu isimleri aldı ve tutukladı. Tolga Han Demirbaş'ın resimde görülüyor. ...tetikçiyi taşıdığı e, iddiası var. Üç kez gözaltına alındı ve işte yanında MHP Milletvekili Eski Ülke Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz var. En son onun evinde polis gözaltına almaya çalışmış. E, sahibiniz gelsin demişti Olcay Kılavuz gelen emniyet müdürüne. E, bir diğer tutuklanan isim e, Emre Yüksel... Onun da Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ordu ortaya çıktı. MHP Genel Merkezi'nde özel kalem olduğu iddiası vardı ama MHP Genel Merkezi bu iddiayı yalanladı. Evet. Yine Olcay Kılavuz demişken gazeteci Cengiz Erdinç mühim bir bilgi paylaşıyor. Fotoğraftaki 3 kişiyle ilgili ortadaki Ol Olcay Kılavuz. Ee, solda Hüseyin Özükanar, e MHP Mersin Akdeniz yöneticisi. 1998'de 752 kilo kokain nedeniyle yargılanmış, serbest kalmış. 2022'deki kokain operasyonundan dolayı tutuklu. Sağda İbrahim Duru, MHP Akdeniz İlçe Başkan Yardımcısı. 2021'de kokain'den tutuklanmış. Sağındaki solundaki isimler MHP'li ve ortadaki MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un. Sağındaki solundaki isimler geçen yıl ve önceki yıl kokain'den, uyuşturucudan tutuklanmış isimler. Evet, böyleyken böyle. O arada Emre Olur... E Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu iddia edilen isim e, önce tahliye edildi daha sonra da acayip bir e, adli e, süreçle tekrar tutuklandı hatırlatalım Cevheri Güven e, birkaç gün önce paylaştığı bir videoda gizli tanığın ifadelerine yer verdi ve gizli tanık üzerinden Sedat Peker'e kumpas e, kurulduğunu detaylı bir şekilde anlattı yani Sedat Peker bir gazeteciyi e, bir gazeteciyi yaralamaktan e, suç örgütü lideri e, sıfatıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden istenecekti. Bununla ilgili de bir gizli tanık bulunmuş. işe gelir veya işte e, dosyayı güçlendirecek ifade vermesi falan temin edilmiş. Böyle bir ayarlama yapılmış ama gizli tanık bütün bunların hepsini deşifre edince olay patladı. Tam da o aşamada emre olur, tahliye edildi. Fakat daha sonra... Türlü Ali Cengiz oyunlarıyla işte avukatı Ersan Barkın yazmış. Türlü Ali Cengiz oyunlarıyla tekrar tutuklandı. Böyle bir ülke Türkiye. Böyle bir ülke. Evet. O arada Erdoğan hakkında kundakçı Erdoğan e, kapağıyla çıktı. Alman Stern dergisi daha önce The Economist'in Türkiye diktatörlüğün eşiğinde kapağını hatırlatırım. Geçtiğimiz hafta mühimdi, çok konuşuldu. Sonra bu kapak. Bakalım Erdoğan bu kapağın ardından biraz evvel ekrana getirdiğim Mercedes'leri iade edecek mi? Ama durumlar pek öyle olmuyor. İşte İsveç vesaire söz konusu olduğunda Türkiye kükrüyor. Ama Almanya, İngiltere söz konusu olduğunda ne alınan malların iadesi ne de bir takım ilişkilerin rafa kalkması gibi konular gündeme geliyor. Bir kötü haber uykusuz. Uykusuz mizah dergisi kapanıyor. Üzücü. Hiç iyi haber yok mu? Aylar aylar evvel size bir iyi haber vermiştim. Onunla ilgili bir devam iyi haberle. Bugünkü manşeti de yavaş yavaş kapatalım. Anadolu Leoparı bir kez daha görüntülenmiş. Tarım Orman Bakanlığı nerede görüntülendiğini elbette saklıyor ama bu foto kapan dediğimiz ee, bir takım işte bölgelere yerleştirilen e, tamamen uzaktan kumandalı görüntü e, fotoğraf çeken e, cihazlar yardımıyla harekete duyarlı e, Anadolu Leoparı e, görüntülenmiş bir kez daha hem de bir, birkaç noktada görüntülenmiş görüntüleri de var e, Tarım Orman Bakanlığı'nın sitesinde ve Tarım Orman Bakanlığı'nın kendi Twitter adresinde son derece sevindirici bir haber bu. Neslinin tükendiği artık olmadığı onlarca yıl önce kaybolduğu falan ifade ediliyordu. Çokça ve çok farklı noktalarda Anadolu Leoparı'nın görüntülenmesi diyebilirim ki son aylardaki tek iyi haber. Evet. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Biraz gündem kalabalık da onun için yarım saati bulduk ama bundan sonra haftada dört yayın yapacağımız için biraz daha süre aşağıda olabilir. Yani 20-22 dakikada toparlayabiliriz. Manşeti eski çizgisine çekiyoruz. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren, pazartesi salı, perşembe ve cuma günleri manşet günü. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. İyi hafta sonları.